Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda kendisine afazi teşhisi konduğunu açıklamak kariyerine ara veren Willis'in eşi Emma Heming ise sık sık bu süreçte yaşadıklarıyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Eski model, son olarak ünlü ismin 1987 yılından bir videosunu yayınlayıp eşinden övgü dolu sözlerle bahsettiği bir paylaşım. 1985 ile 1989 arasında yıllarında yayınlanan Mon Mavi Ay Dizisindeki David Addison rolüyle dünya çapında üne kavuşan Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber, Mart ayında gel ünlü oyuncu Yabi'nin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okum yazma gibi becerileri etkileyen nafazi, söz yitimi, hastalığı teşhisi konulmuş kariyerine ara veriyor. Nokta 67 yaşındaki aktörün, bilişsel yeteneklerini etkileyen hastalık teşhisi sonrası oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis'in kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı. Brugge'un muhteşem destekçileriyle, ailesi olarak, sevgili Brugge'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen nafazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedi. Bunun bir sonucu olarak Brugge, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz Şefkatiniz ve desteğiniz için çok min Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik. Çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu. Morey Levels'in Nes hatırası 1987-2000 yılları arasında evli kaldığı eski eşini her zaman destek olan Demi Morey'den da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir paylaşım. Güzel oyuncu. 1997 yılında Cannes Film Festivali'nde Bruce Willis ile kırmızı halı dayan yana objektiflere poz verdikleri anı yayınlamıştı. Boşanmanın ardından Willis ile dost kalmayı başaran Moore'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti. Fotoğrafa yorum yapanlardan biri de ünlü aktörün şu anki eşi Emma Heming olmuştu. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getiren Heming, Moreau Instagram paylaşımına güzel yazarak kalp emojisi kimse kazanamaz nokta heming. Aktörün hayranlarını Willis'i nafazi ile mücadelesi hakkında sık sık bilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu süreçte Willis ile yakından ilgilenen ve güvenliğinden emin olmak isteyen Hemming, Hayranlarına kocasının yanı sıra kendi ihtiyaçlarına da odaklanmaya çalıştığını söyledi. Herkesin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın üstünde tuttuğunuzda kimse kazanamaz. Ailemin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımdan üstün tutuyorum ki bu beni herhangi bir kahraman yap, evdeki diğer herkese bu kadar özen göstermem hem zihinsel sağlığımı hem de genel sağlığımı oğlum ve ailemci kimseye iyi gelmedi. Nokta korkunun seni durdurmasına izin verme. Nokta tüm bunların ardından imamemin villis. Son olarak 1987'de oms ile birlikte Under the Boardwalk şarkısını söyleyen Zor Ölüm Yıldızı'nın bir videosunu Instagram'da paylaştığı ve böyle ikonik bir grupla performans sergileyecek özgüvene sahip olduğu için eşine övgü Heming gönderisine şu mesajı yazdı. 2.0 Benim sloganım korkunun seni durdurmasına neden? Çünkü korku beni sürekli durduruyor. Koca aşık olmamın sebeplerinden biri de korkunun onu asla durdurmaması. Yani, HTM Oms ile şarkı söylemek için hangi düzeyde bir özgüven gerekiyor? Ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Ama bu adam hayatını her zaman tutkusuyla yönlendirdi ve buna karşı çıkan insanların ona hiçbir şeyden alıkoymasına asla izin ver. Ve bu brüca bu yüzden çok fazla saygı, sevgi ve hayranlık besliyorum. Kalbimi ısıtan bu küçük videonun afazin nedir? Afazi ya da söz yitimi, beynin bazı bölgelerinde, dil ve konuşmadan, meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okum yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olarak açıklanabilir. Tedavi sürücü nokta Afazi hastalığının tedavisinde birçok etken etkilidir. Tedavi süreci, hastanın beyninde oluşan hasar veya deformasyonun yaygınlığına ve büyüklüğüne, travma sonrası geçen zamana, hastanın yaşına, travma öncesi sağlık durumuna, cinsiyetine, psikolojik durumuna, toplumsal çevresine bağlı. Afazi tedavisi genellikle bir konuşma terapisti tarafından yürütülür. Genelde afazili her bireye konuşma terapisi uygulanabilir.